kültürücüyüz. Rehberim alkışlar. Bolu'dan kalktılar, geldiler. Bizi çok mutlu ettiler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl buldunuz rakiplerimizi? Rakiplerim zorlayacak beni. Öyle görünüyor. Her şey yolunda gitseydi Cüneyt Bey 9000 lira fark ederdi. Sonrasında Ayça Hanım da genel yarışma disiplini değiştirir, daha yüzü kara hareket ederdi. Evet, demek ki benim biraz daha risk almam gerekiyor. Yani şu anda 8600 puanla birinci sırada kendisi. Hı hı. Ama daha iyisini yapardı, bunu söylememiz lazım. Tabii. Demek ki sizin arkanızdan gelen yarışmacılar da daha iyisini yapabilir. Hadi onları da sıkıntıya sokacak bir puanın peşinde koşalım. Umarım öyle olur. Başlayalım mı efendim? Başlayalım. Buyurun, geliyor ilk soru. 4+1 cevap tabii ki. Şöyle sormuşuz. Tohumdan yetişmiş körpe bitkiye. Ekin. Ekin değil de daha böyle hani başka yere nakledilecek olan bitki diyelim buna. Hmm. Yani burada yetiştirdim, ben bunu sonra götüreceğim yerine dikeceğim. Bu ekeyim. Daha yeni bir... Taze. Domates nokta noktası. Domates, tohum, taze. Tohumu, olmuyor zaten. Tohum, domatesin ne? Tohumunu ektim, bu çıktı. Filiz, hayır filiz o da olmuyor. Değil. Bu ne? Tohumdan yetişmiş körpe. Keşke harf alsaydım. Ya bilirsiniz bunu, domates bir şeyi. Kötü çekirdek. Gidelim alalım... Fide, fide. Fide, fide. 400 puanla yanında. Tamam. Bir şimdi, anda. Evet. Tamam. Bir sıkıntı acele yok. Etmemem gerektiğini anladım ama en azından. Ama bu da kullanılabilecek bir yöntem. Tamam. Bak, iş bırakımını nasıl cevapladık Ayça Hanım'la. Ama her zaman risk almak iyi olmayabilir. Ben yine tedbirli olmaz. Olayım. Evet. Tabii ki. Buyurun ikinci soruya. Hızlı, hızlı bir biçimde. Bu anlamlarda sıfat haliyle kullanılan bir sözcük. Hızlı bir biçimde. En güzeli o. Harf alabilir miyim? Alalım bir tane, rahatlayalım. Hızlı bir biçimde. Seri. Seri cevaplar veriyorlar kendilere. Gayet güzel. Kızınızın ismi neydi? Birce. Birce. 8 yaşındaydı değil 8'e mi? 8'e girecek yakında. Oho, siz bunları belki unuttunuz o zaman. Bir bakalım. Bakalım. Elle sürülen küçük ve hafif çocuk arabası. Puset. Unutulur mu hiç? 500 puan da yerindedir efendim. Tamam. En az puset kadar kolay. Hatta ondan daha kolay. Virgülden sonraki kısım eş anlamlısıdır. İsterseniz önce onu okuyun, beni susturun. Buyurun. Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle... Yankı. ...duyulan ikinci sese ekoya yankı demek. Şimdi basit düşünelim. Tamam. Olur mu? Soru sanki çok böyle belirli, spesifik bir şeyi işaret ediyor gibi gelebilir. Hı hı. Ama yok, çok basit bir kelimeyi istiyoruz sizden. Tamam, basit. 6 harfli cevaplara geçtiğimiz ilk kelime. Yeni bir yapının, yerin veya kuruluşun çalışmaya başlaması. Açılış olabilir mi? Olabilir mi? Açılış. Vallahi bravo. Bakın basit gibi değil mi? Yani gördüğü zaman insan da çok basit soru aynen, der. Basit ben bu soruyu daha önce sordum. İnim inim inletti. Bu açılış sorusu. Evet. İnanmıyorsunuz ama oldu bunlar. Şimdi 6 harfli cevapların ikincisinde bir oyunumuz vardı. Genellikle cevaplar biliyorsunuz birbirini tekrar eden hecelerden ya da ikilemelerden oluşuyordu. Evet. Bu sefer öyle değil. Bu sefer sorunun içerisinde birbirini tekrar eden heceler bulacaksınız. Onun karşılığını siz bana söyleyeceksiniz. Tamam. Görelim. Çen çen denen veya çen çen konuştuğu söylenen kişinin genel niteliği. Bir harf alabilir miyim? Aldık mı? Aldık. Nasıl bir insandır çen çense? Çen çen konuşuyorsa. Zav değil. Çav çav. Sizin etrafınızda yok galiba. Çav çav. Ay, sanırım bizde yok. Bizde çok var. Nasıl? Bir harf daha alabilir miyim? Çen çen konuşuyorlar. Buyurun. Ya, bulamadım. Geveze. Geveze efendim. Ben ikileme diye yanlış düşündüm. Yanlış düşündüm. Dedim ya size ikilemeyi koyduk burada sorunun yine bir ikilemeyle cevap vereceğimi düşünüp yanlış cevap verdim. Yok, o kadar da oyunbazlık yapmayız canım. Rica ederim. Tamam. Şimdi yine eş anlamlı sorusu. Tamam. Buyurun, geliyor. Selamet. Bu sözcüğün Türkçe kökenli karşılığı. Esenlik. Bana mı soruyorsunuz? Esenlik. Cevap veriyorsunuz. Ve kendinizi rahatlatıyorsunuz efendim. Çok güzel oldu bu iş. 2 dakika 58 saniye var. Yani süreyi çok güzel kullandınız maşallah. Buraya kadar hızla geldiniz. Yarısı bitti. Halen neredeyse 3 dakika var elinizde. Hı hı. Herhangi birinde takılırsak sorularım, hı hı, lütfen önce süreyi kullanın. Kaç harfim kaldı? 9 falan mı? Şu anda 9 tane harf alabiliriz. Bence tamam. Onları hesaplamayın. Tamam. 9500 olur Görkem Hanım. Tamam. Bence sizin İnşallah. Hedefiniz 9500'e ulaşmak olsun. Tabii ki. Ki o da olabilecek durumda yani, emin olun. İnşallah şansım yaver gider. Gider. Buyurun. Malına güvenen sebze meyve satıcılarının kullandığı bir satış yöntemidir.
Kesmece olabilir mi bu? O karpuz da olur. Değil mi? Her çeşit sebze meyve diyor. Malına güvenen. Yani şimdi şeftali satıyorsa kesmece diye satmaz. Ama ona çok benzer bir şey. Ben bir harf alayım. Ya almayın. Bir de durdurdum hemen. Alayım bir harf tane. Harf istediler. Aha. Basit düşünmem gerekiyor sanırım. Sebze meyve. Seç. Seç al. İlk söylediğiniz neydi? Seçmece. Kesmece, seçmece bunlar. Al. 8 harfler efendim. Gelsin de görelim. İçi su veya hava dolu ufak küreciğe. Baloncuk. Baloncuk mu? Değil. İçi su dolu. Öyle bir şey de. Kesecik değil. Kesecik o da olmuyor. Yok. İçi su, hava dolu ufak küreçik. Hı hı. Suyun üzerinde biriken. Köpük. E tamam. Köpükçük. Köpükçük. Köpük nelerden oluşur? Köpük. Kar köpük. Harf alabilir miyim? Yapmayın yahu. Aldık bir harf daha. Aklıma gelmedi. Ya suyun dibine daldım. Şöyle bir... Kabarcık. Kabarcık. Neyse. Nazar boncuğu olsun, tamam. Kenarda dursun. Tamam. Hali hazırda 9300 puana ulaşabilecek durumdasınız. Yani hesap belli. Geriye 5 tane soru kaldı. Hı hı. 7 tane harf alabiliriz. Almayayım. Almayacağım. Almayalım. Tamam, almamaya buyurun çalışacağım yenisi. Yani. Almayın. Buyurun. Çünkü 2 dakikadan fazla süreniz var. İzini kaybettirip peşindekilerden kurtulmak. Hayır. Peşindekilerden kurtulmak. Önemli olan kısım peşindekilerden kurtulmak. İzini kaybettirip peşindekilerden kurtulmak. Atlatmak. Ne dersiniz? Atlatmak. Hocam tebrik ederim sizi. Vallahi bravo. Yine bu da basit gibi görünen zorlu sorulardan biriydi. Bu basit ama. Gelsin de görelim. Vallahi kolay. Bazı türleri organik mücevher kutusu niteliğinde olan deniz mahsulüdür. Midye. Hayır, neydi bunun adı? İnci. Midyeden çıksa. Hayır. Mücevher kutusu niteliğinde olan deniz mahsulü. Organik mücevher kutusu. Evet. Deniz kabuğu. Yok. Ne bu? Midye, deniz kabuğu. Bir tane daha var. Midye. İstiridye. İstiridye. İçinden inci çıkan evet, işte. Evet, evet. Üç tane soru kaldı. Hı hı. 1,5 dakika var. Tamam, yani hani soru başına yarım dakika olacak, var. Anladım rahat demek istediğinizi. Rahat edin. Tamam. Buyurun, sokak jargonuna dalıyoruz. Harfleri sayalım, 9 harfliyi bulalım. Olur mu? Bulalım, tamam. Argo'da kaçan veya saklanan birini yakalamak. Argo. Kaçan ya da saklanan birini yakalamak. Yakalamak anlamında bir kelime. Yakalamak. Ne yakaladım seni? Avlamak hayır olmaz. Avlamak yakalamak, sığmaz. Yakalamak. Saklanan birini yakalamak. Yakalamak ama sokak jargonunda. Bastırmak hayır. Tam kaçarken yakaladım. Tam kaçarken. Suçüstü. Enselemek. Nedir? Enselemek. Enselemek gayet güzel. 7300 yaptı kasayı. Geriye de 2 tanecik soru kaldı. 55 saniye var. Tamam. Yine neredeyse soru düşünme başına yarım dakika var. Harfe özenmeyeyim. Evet efendim. Rahat edin. Tamam. 9300 puan tünelin sonunda ışıl ışıl parlıyor. Umarım. Buyurun bakalım. Diyor ki düşsel dünya, imgeler evreni. 2 kelime. Hayal gücü olmuyor. Ha gayet. Düşsel dünya. Hayal alemi. Ne dersiniz? Hayal alemi. Ve size 1000 puan kazandırın efendim. Buraya dikkat edelim. Nasıl bir soru? Mesela kanı donmak gibi bir soru. Tamam. Yine işin içerisinde biraz mecaz, biraz metafor var. O yüzden şu 46 saniyeyi kullanıp bir düşünsek harf mi? Harf almamak için biraz son düşünelim. Kertte de lazımsa eğer, çıkmazsa, tamam. Yanmazsa bir ışık, bir harf alabiliriz. Değil mi? Tamam. İki kelimeden oluşuyor. Yine mastarla bitiyor. Mekmakla bitiyor. Şöyle soruluyor. Mecazen, çeşitlilik kazandırmak, farklılık yaratmak. Renk katmak. Bilmiyorum. Renk katmak. Değil. Bir hadi harf risk alınmaz ya. Mıydı? Aldım, alayım, aldım. Rica ediyorum, lütfen. Mümkün mü? Almıyorsunuz. Almıyor muyum? 1000 puan kazanıyorsunuz efendim. 9300 gayet güzel sonuç. Üzerine 36 saniye, tadından yanmaz hanımefendi. İşleri biraz daha zor rakiplerinizin ama dönün bakın Erman Bey'e. Hiç belli olmaz Erman Bey, çok rahat görünüyor. Hiç korkmamış. Evet. Dur bakalım neler olacak. Hayırlısı olsun. Ne olursa olsun alkış hak ettiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.